Şimdi hem Galatasaray hem Fenerbahçe yenen takımlar var. Anadolu takımlarının bu tarz geçmişte bir Karabükspor hatırlıyorum. Dört büyüklerin hepsini yemişti ama kalecisi maçın oyuncusu olurdu mesela. İki maça da bakıyorum. Aslantepe, Kadıköy öyle çok onurcanlık maç. Onurcan da, mesela Beşiktaş maçı çok iyiydi 1-0 kaybedilen. Giresunspor'un da bu da çok önemli. Yani. Bu da çok iyi bir takım yarattığının kanıtıdır Bu Hakan arada Keleş hocanın. Karabükspor demişken bugün tamamen tesadüfi bir şekilde denk geldim. Süper amatörde oynuyor Doğru. Karabükspor. Karabük İdman Yurdu adıyla. Ama kale arkası tribün doluydu. Yani bir fotoğraf gördüm sadece. Maçtan bir kare gördüm. Ama hani görünce bile hoşuma gitti. Yani orada bir canlanma var. Dileriz Karabükspor'da birden İnşallah. İçeri İdman tekrardan Yurdu diyelim. Mersin değil Birden mi? derken tekrar. Yok, Mersin İdman Karabük Yurdu. İdman Yeni Yurdu Mersin oldu. İdman Yurdu Yeni diye. Mersin İdman İyi Yurdu oldu. gidiyorlar. Ah, doğru. Orada Takımların isimleri bizi de Kasımpaşa'yla zorluyor bazen. Karışıyor Kupa birbirine. maçlarını izledim. Berabereyken penaltı atamadılar. Sonra maç uzadı. Kasımpaşa geçti. Sanki bir önceki tur olabilir. Yeni Mersin İdman Yurdu'da. Önemli takımlar yani. Orada Üzücü. Da Yeni Mersin İdman Yurdu'nun hedefi kısa vadede çıkmak. Lige Şu an çok ama gruplarında liderler ve çok Ersin iyi Hoca kadroları var. var. Ersin Aka, Samet Aybaman'ın yardımcısıydı. Ersin Hoca'yı iyi tanırım. İşini severek yapan düzgün bir hocadır. Bu sene çıkartacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda Hakan Keleş'ten hakikaten bahsetmek lazım. Yani bu kadar dar imkanlarla, kısıtlı imkanlarla çok iyi işler yapıyor. İyi değil, çok iyi işler yapıyor. Tebrik ediyorum. Bir ara bocalamıştı. Hatta işte bırakacak söylentileri yayıldı. Ama orada da Giresunspor yönetimi sahip çıktı. Giresunspor yönetimi de tebrik etmek lazım. Tabii. Başkanı Hakan Çok Başkan para yanılmıyorsa harcamadan 3 senedir yaptıkları yapmadan lige hocasının çıkışı. arkasında durdu. Yani bunlar önemli. 2 maç, 3 maçta hoca değiştirilmez. Yani bir sabır önemli. Bir hocanın bir sistemini ortaya koyması önemli. Yani biraz yönetimlerin de bunu düşünmesi lazım. Kendi hatalarının faturasını sadece teknik adama kesmesinler. Yani yönetimler her türlü hatayı yapıyor. Oyuncu istenilen oyuncuyu alamıyorlar. Gidiyorlar pahalı diye işte isim diye gidiyorlar. Oyuncu getiriyorlar. Oyuncu fiyasko çıkıyor. Sonuçta ceza kesilen teknik adam oluyor. Öyle olmaması lazım. İşte Beşiktaş'ta yaşadı. Yani 10 haftada Valerian İsmail'i gönderdin. Bir projeyle diye çıktın yola. Hocayı gönderdin. Yani işte Kasımpaşa zaten alıştık artık. Devamlı gidiyor, geliyor hocalar. Ama şu son tabloda yine lig başladıktan sonra bir iki hoca daha gidebilir. Yani ben Gaziantep'te sanki bir Erol Bulut ayrılığının olma ihtimalini yakın görüyorum. Yani Peki. belki şimdi zaten ara verdi. Lig bir başlasın olabilir diye düşünüyorum tahminim. Şimdi puan tablosunu takımları genel olarak konuştuk. Dün önemli iki maç vardı. Üst üste oynandı. Önce Fenerbahçe Giresunspor sonrasında da Başakşehir Galatasaray maçları. Başakşehir Galatasaray maçıyla isterseniz başlayalım. Dünü bir konuşalım. Dün Galatasaray 7-0 kazandı. Açıkçası hani maç öncesinde işte Başakşehir kazanan diyen vardı. Galatasaray kazanır diyen vardı. Beraberlik görüşü ağırlıktaydı. Ama ne olursa olsun kimsenin hani bu kadar 7-0 farklı olmaz. 6-0'da değil 5-0'da değil. Ya ben 5-0 duymadım. Genelde hani taraftarların Ama o şeyi ben olur ya. istihbarat paylaşayım. Galatasaray tarafı bir 3-1'lik bir galibiyet bekliyordu. Sebebi de şu. Direkt söyleyeyim sonra. Bakmanın Başakşehir'in 25. resmi maçı. Yani biraz Başakşehir'in Yorgun da fiziksel olmaz. açıdan pilinin bittiğini öngördüler. Ben kendi adıma söyleyeyim. 1-1 ya da 2-1'lik Galatasaray galibiyeti. Galatasaray kaybetmez diyordum ama oturup maçı izledim. Fenerbahçe Giresun'a kaybettiği bir Galatasaray'ın kazanacağından emindim. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Yani tam tersi bir senaryo olsa da Fenerbahçe o ikramı geri çevirmezdi ya da Beşiktaş hani büyük takım o Şundan yani dolayı söyledim. Hani yıllar öncesinde ikiniz de hatırlarsınız. Mesela tribün röportajları maçtan önce çok revaçtaydı. Tabii. Hep tribünlerden de böyle 5 yapılırdı değil mi? O bir şeydi. Klasikti mesela taraftarların. Şimdi mesela onu daha çok sosyal medyada taraftarların düşüncelerini artık görüyoruz. Yani taraftarlar arasında bile hani 5 gol atarız kazanırız. Çünkü Başakşehir belki evet 25. resmi maçı ama hani çok az gol yiyen bir takım 12 maçta olarak 8 gol. tabii bu maça çıkmıştı. Galatasaray'ın 3 golü O yüzden bir öyle bir tahmin hiçbir taraftar yapmadı. Galatasaray'ın da tek 3 gol attığı maç Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa'nın Doğru. savunması zaten Doğru. ortada. Ama şu da var. Galatasaray bir yerde patlama yapacaktı. 8 Galatasaray 7 gol attı ama 2 topu direkten döndü. Bir de Nelson'un çok net atamadığı bir duran top var yani. Önemli olan 8-9 nokta bence olabilirdi. maç 1-0 iken mesela bence maçta maçın bu farkı yani maç sonundaki farkı yansıtan bence iki nokta var. 1-0 iken izleyen herkes hemen hemen işte ben de burada izlerken ya da arkadaşlarımla yazışırken konuşurken sosyal medyaya bakarken Galatasaray ikinci üçüncü golü bulabilir hatta düşüncesi Tabii. ağırlıktaydı. İlk yarı 3-0 bittikten sonra biz burada Burak Hoca ile birlikte Burak Kural'la birlikte skorboarda girdik.
Orada da konuştuk. 3-0 geriye gidebilirsin. Yani Beşiktaş'ın Benfica karşısına geri dönüşü var. Fenerbahçe'nin Ren karşısına geri dönüşü var ama bu geri dönüşlerde ikinci yarının başında hep bir şey gördük. Başakşehir'de öyle bir şey de Öyle bir şey. Sandrek'ten döndü maç başladı. İkinci yarı başladı gibi. Evet, Galatasaray ilk yarıda bitirdiği yerden ikinci yarıda devam etti. Doğru. Şunu söylemekte yarar var. Şimdi ara oldu. Bence bu araya en çok üzülen Galatasaray'dır. Galatasaray Tabii. teknik adamı Okan Buruk ve heyetidir. Yani çünkü Karagümrük maçıyla başlayan, Beşiktaş maçıyla bunu pekiştiren, ardından Başakşehir'i sahasına hapseten ve sezonun belki de enflaş skorunu alan, belki bu sezon böyle bir skor yaşanmayacak bir daha, hiçbir takım yaratamayacak. 7-0 gibi bir sonuç alan bir Galatasaray gördük. Yani o yüzden ivmeyi yakalamış, o rüzgarı arkasına almış bir Galatasaray takımından bahsediyoruz. Şimdi bu ara bence Okan Hoca'yı üzmüştür. Çünkü çıkış devam ediyor. Daha önce farklı konuşuyorduk. Tabii. Ara gelsin de işte Okan Hoca eksiklikleri gidersin. Tabii, işte takıma eli değsin diye. Yani. Tabii şimdi farklı düşünüyorlar. Çünkü öyledir. Yani havayı yakalamış bir takım. Ara geldiği zaman neyin olacağı belli olmaz. Belki de bir soğursun, durgunluğa Kartal'a gelirsin. Pandemi öncesi Galatasaray ile pandemi sonrası Galatasaray. Doğru. Pandemi olmasa muhtemelen Galatasaray Kadıköy'de kazanmış 8 maç üst üste. Sivas'ta çok iyi futbol oynayıp 2-2. Ama işte seyircisi oynayan Beşiktaş maçıyla düşüş başladı. İkinci pandemi sonrası ilk maç Muslera'nın ayağı kırıldı. Tepe taklak gitti Galatasaray. İlk 3'e giremedi. Evet. O sezon şu an çok net ivmeye kaldı ama ben şöyle çok karamsar değilim. Kartal abiye katılıyorum. Aranın olmasını en az isteyecek takım Galatasaray'dı ama ara sonrası da ciddi bir fikstür avantajı demeyelim ama 10 maçın 8'in İstanbul'da oynayacak olması büyük konfor Galatasaray için. O da yani var, doğru. Yorucu seyahat olması ki arada kupa maçları da oynayacaksınız. Çünkü ilk 9 haftada 6 kez Galatasaray Tabii, dışarı çok çıktı. Yani dışarı çıkarken deplasman maçı. Sıkı deplasmanlar. Örnek Ağustos ben de tribündeydim. O sıcakta, Antalya. O nemde Antalya'ya. Trabzon her şeye rağmen bir büyük takım. Eksikleri vardı o gün Trabzonspor'un. Adana Demir deplasmanı. Kayseri bence yine zor deplasman takımları için bakarsak ve hani kapanışı da Alanya maçı ciddi bir hani hakem hatası onun yarattığı reaksiyon camiada vesaire. Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir. Ben Kartal abi birebir Sergen Yalçın'ın aldığı Başakşehir Fenerbahçe galibiyetleri vardı. Evet doğru. O rüzgara çok benzettim bunu. Yani bir anda böyle siyahtan beyaza döndü Galatasaray. Ama tabii biraz ikinci bölümde muhtemelen daha detaylı konuşuruz. Çok doğru işler yaptı Okan Hoca. Artık artı 3'ü doğru kullanıyor. Rashica'ya 11'de yer açtı. Bir de tabii konuşalım Mauro Icardi. Yani hakikaten seneler sonra Galatasaray'da böyle komple bir forvet gördüm. Peki daha geniş konuşacağız zaten. Senin de söylediğin gibi ilk saati bu şekilde tamamlayalım. İkinci saatte yeni saat diliminde yeniden karşınızda olacağız.